Özgür Danışmanlık Konuşuyorum'u sunar. TV ekranlarından konuşuyorum programımızdan. Herkese merhabalar değerli izleyenler. Yine bir hafta karşınızdayız. Tabii bir haftayı da geride bıraktık. Birbirinden kıymetli isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Her programda olduğu gibi bu programda da programımızın ana sponsoru Özgür Danışmanlık, Özgür Balta'ya teşekkür ediyoruz. Çalışanlarına ve kendisine katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim bugün önemli bir gün, bizim için kıymetli bir değerimizle ilgili televizyonumuzun kurucusu, yönetim kurulu başkanımız rahmetli Namık Altaş Beyefendi'nin ölümünün, vefatının 5. senesindeyiz. Kendisini rahmet, minnetle yad ediyoruz. Bugün de anma programlarımız oldu. Rabbim mekanı cennet olsun diyerek programımıza başlayalım. Bugün de çok kıymetli bir konu. Aslında konumuz da kıymetli, kendisi de kıymetli. Dolayısıyla temiz toplum, temiz sayfa açtık. Yeni dönem, yeni hafta. Dolayısıyla Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı sevgili Bilal Ay ile birlikteyiz. Hem derneğimizi, derneğimizin faaliyetini, süreçleri, bağımlılıkla mücadele, hem kötü alışkanlıklar, hem dijital alışkanlıklar, hepsi bu programda olacak. Süremiz yettiğince diyelim. Genç, dinamik de bir başkanımız var. Sevgili Bilal Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah, sizleri görünce çok daha iyi olduk. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyi, teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk tabii. Ben Altaş TV'ye teşekkür ediyorum. Önemli konular. Her zaman ekranlarınızı sonuna kadar açıyorsunuz. Dolayısıyla sizin şahsınıza, tüm aileye ben teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Hemen şimdiden selamlar geldi. Aslında bugün dediğimiz gibi yeni dönemde başladık. Daha önceki haftalarda konuk edecektik. Sizlerin de seminerleri var. Konu açılınca evet, konuşulacak. Dönem bugüne denk geldi. Dolayısıyla daha önce farklı programlarda konuk alındı, konuşuldu. Sizi tekrar tanıyalımla başlamak istemiyorum. Biraz daha genel gitmek istiyorum. Tabii Temiz Toplum Derneği, kısmen de sizi siyaseten de var olduğunuzu da biliyorum. Temiz Toplum Derneği fikri nereden çıktı? Nasıl oluşumlar başladı diye derneğimizi tanımakla başlayalım mı? Ne dersiniz başkanım? Tabii, eyvallah. Temiz Toplum Hareketi 6 yıl önce resmi olarak kuruldu ama çalışmalar 2014 mahalli idareler seçimleri öncesine gidiyor. O dönem bendeniz Gazi Osman Paşa'da belediye başkan adayıydım. Tabii belediye başkan adayları yoğun bir çalışma temposuna girerler seçim dönemlerinde. Biz de ilçemizi karış karış gezerken Karayollar diye bir mahallemiz var. O mahallede çalışmamızı gerçekleştirirken bir delikanlı geldi, dedi ki ya başkanım sizinle özel görüşebilir miyim? Tabii ilk aklımıza şu geliyor, ya iş isteyecek ya ekonomik manada bir destek isteyecek. Genelde çünkü bu tip şeylerle çok karşılaşır belediye başkan adayları. Hay hay dedim, şöyle beni kenara çekti. İlk söylediği cümle şu idi: biz ölüyoruz, siz neyle uğraşıyorsunuz? Allah Allah, niye ölüyorsunuz dedim. Nasıl yani? O gün sentetik uyuşturuculardan bahsetti. İsmini söylemeyeyim o uyuşturucunun. Dedim ki bu maddeyi arkadaşlarından kullanan var mı? Verdiği cevap böyle elektrik çarpmış etkisi yaptı bizde. Dedi ki 100 tane arkadaşım varsa 90 tanesi kullanıyor. O gün o arkadaşa ben bir söz verdim. Dedim ki bak, ben seçilirim ya da seçilmem. Nasiptir. Ama seçilsem de seçilmesem de sizin bu mücadelenize ben omuz vereceğim dedim. Vatandaşın sorularına cevap ve isteklerine de aslında ön ayak oldunuz. O da bir anda gerçekleşti. Ya tabii şimdi düşünsenize, karşınızda biz ölüyoruz diye feryadı figan eden, çaresizlikten yakınan bir delikanlı var. Siz bunu görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz hadiseye. Etkilenmemeniz mümkün değil. Orada bir söz verdim. Bak ben bu mücadeleyi vereceğim diye.
Gece 1.30-2'ydi o gün çalışmayı bitirdik. Eve geldik, hanıma dedim söz ki... Söz mü başkanım, sizinle biraz muhabbet etmek istiyorum. Yani içinizden sadece bazen tabii yapalım, içten yapalım ama... Kafada neyin cereyan ettiğini de öğrenmek istiyorum. Ne oldu? Ne yapmayı? O an yapalım dediniz ama ne çıktı ortaya? Yani ne düşünüyordunuz? Dernekleşme yine ufkunuzda, yok, kafanızda var mı? Yok, hiç dernekleşme meselesi yoktu. Sadece kitleleri harekete geçirmek. Beyefendiye cevap verdiniz. Belki birkaç tane gencimizin elinden tutup onun tedavisini ön ayak kesmen olmak. Bir şeyler yapabiliriz. Mesele dediniz. Böyleydi ama o gece eve gelip de şöyle ya bu delikanlı bahsetti ama bu işin hassasları nedir diye araştırdığımda tamamen şoka girdim. Sentetik uyuşturucuların tanımını okuyunca özellikle. Şöyleydi, içinde fare zehiri, tarım ilacı gibi kendi başına bile öldürücü olan onlarca kimyasalı barındıran zehirler ne yapılıyor kullanıldığında? İlk kullanıldığında bağımlılık yapıyor, 10 gün kullanıldığında beyni 160'ın delik deşik ediyor, 3 yılda öldürüyor. Düşünsenize, o delikanlının söylediği sözler aklıma geldi. 100 arkadaşımdan 90'ı kullanıyor demişti o mahallede. Dedik ki böyle bir şey varsa bunun mücadelesini vermek boynumuzun borcu. Tabii seçimler bitti. Bittikten sonra şöyle bir adım attık. Kitlelerle uzmanları bir araya getirdik önce İstanbul'un 39 ilçesinde. Yani derdi olan aileler bunu açıklayamazlar. Bunu yüz kızartıcı bir şey olarak görüyorlar. Çocuğu uyuşturucuya bulaşmış ailenin. Ama paylaşması çok kolay değil. Dolayısıyla biz dedik ki uzmanları götürelim bölgelere. Herkesi çağıralım. Derdi olan da herkesle beraber gelsin. Orada dinlesin. Dinledikleriyle belki de bu meseleden, problemden çocuğunu kurtarması daha kolay olur. O zaman narkotikten uzman arkadaşlarımız, psikolog, sosyolog arkadaşlarımızla kitleleri bir araya getirdik. Belli bir süre sonra tabii algıda seçicilik, biz de bunun eğitimini aldık ve seminerler vermeye başladık. Seminerleri verdiğimizde şunu gördük. Artık vakalarla karşı karşıyasınız. İnsanlar derdini size açıyorlar. Mahremi sizinle paylaşıyorlar. Ve o zaman asıl meselenin geldiği noktayı çok daha iyi görüyorsunuz ve nereye gidebileceğini tahayyül edebiliyorsunuz. O zamana kadar bu kadar ister istemez bilgiye de hakim tabii değilsiniz. Yani duyuyorsunuz, görüyorsunuz, okuyorsunuz ama meseleyi, bir annenin canının nasıl yandığını görüyorsunuz burada. Sonra şuna kanaat getirdik. Uyuşturucu dediğimiz şey işin neticesi. Yani bir çocuk doğduğunda uyuşturucu bağımlısı olarak doğmuyor ki. Tıpkı sonra... hırsız olarak, katil olarak, vatan haini olarak doğmadığı gibi. Onu oraya götüren sebepler var. Ailevi problemler var, akran etkisi var, yanlış rol modeller var. O zaman biz gerçekten bir mücadele vereceksek bunu iki safhaya ayırmamız lazım dedik. Bir, savunma hattı oluşturmak. Yani geriden gelen temiz nesillerin tuzağa düşmesini engelleyebilmemiz lazım. Mevcudu da koruyabilmek tabii lazım. Tabii iki, tuzağa düşen, o bataklıktan elini uzatıp beni kurtarın diye feryadı figan eden ailelerin, çocukların o feryadına karşılık verip onları kurtarabilmek lazım. Yani tedavi ve rehabilite ile ilgili süreç. Şimdi eğer aile ile ilgili problemler buraya sürükleyebiliyorsa, akran etkisiyle ilgili problemler buraya sürükleyebiliyorsa, ekonomik sıkıntılar buraya sürükleyebiliyorsa, o zaman bu alanların her biriyle ilgili spesifik çalışma yapılması lazım. Yani boşanma oranları artıyorsa uyuşturucuyla mücadelede muvaffak olamazsınız. Eğitim bu iş aileden ve yani toplumdan başlıyor. Birçok unsur çocuğu oraya itiyor. Evet. Dolayısıyla her biriyle mücadele edebilmek için de örgütlü bir yapıya ihtiyaç vardı. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Dedik ki bunu kurumsal hale getirelim ve bir çağrıda bulunalım. Yani çağrımız da şuydu. Bu problemler var. Mesele gençlerimiz, ülkemizin geleceği. Elinizi taşın altına koymanız lazım. Yani tek başına bizim gücümüz yetmesi mümkün değil demiştik. O gün insanımızın ne kadar merhametli olduğuna biz aslında şahitlik ettik. Biz elinizi taşın altına koyun dedik. Bizim çağrımızı duyan insanımız dedi ki ya mesele gençlerse, bu ülkenin geleceğiyse elimiz değil biz yüreğimizi bu taşın altına koyarız dediler. Ve elhamdülillah Temiz Toplum Derneği'ni biz bu şekilde kurduk. Şunu da soruyorlar bazen, niye ismi Temiz Toplum Derneği? İsterseniz bir iki cümleyle bundan da bahsedeyim Murat Buyurun, Bey. Buyurun, dinlemek isterim. Bir, demin söylediğim unsur. Yani bir bebek doğdu, kucağınıza aldınız. Suçu var mı? Yok. Günahı var mı? Yok. Peki bu bebekler büyüdüklerinde bunların içinden vatan hainleri neden çıkar? Hırsızlar neden çıkar? Katiller neden çıkar? Torbacılar neden çıkar? Sebebi basit. Bizim yüzümüzden. Dokunamıyorsanız. Yani toplum olarak biz farkında olarak ya da farkında olmadan, isteyerek ya da istemeden tertemiz doğan bireyin kirlenmesine vesile olmuşuz. O zaman bir mücadele vereceksek bunu da topyekin yapmamız lazım. Hep beraber. Bu işin partisi yok, memleketi yok, cemaati yok, cinsiyeti yok. Hep beraber omuz omuza bir mücadele verirsek kirlenen bireyleri yeniden temiz hale getirebiliriz. Geriden gelenlerin tuzağa düşmesini engelleyebiliriz, bu bir. İkincisi, biz elhamdülillah Müslümanız ve dünyada imtihanda olduğumuza inanıyoruz değil mi? İmtihanın gayesi ne? Temiz kalmak. Niye hırsızlık yapmazsınız?
Neden kul hakkına riayet edersiniz? Temiz kalma mücadelesi veriyoruz. İşte buradan yola çıkarak dedik ki bizim derneğimizin ismi Temiz Toplum Derneği olacak. Biz ailedeki problemlerle ilgili de mücadele edeceğiz. Sokaktaki kirlilikle ilgili de mücadele edeceğiz. Ahlaksızlıkların her türüyle de mücadele edeceğiz. Yani biz sorunu tespit edeceğiz. Sorunu tespit etmekle kalmayacağız. Çözüm önerisini ortaya koyacağız. Çözüm önerisini ortaya koymakla da kalmayacağız. Kendi gücümüz yettiğince gönüllülerimizle birlikte adım atacağız. Daha büyük adım atacak makamları da, yetkilileri de harekete geçireceğiz. İşte böyle çıktı yola Temiz Toplum Hareketi. Ve bugün yorumlarken de şöyle yorumluyorum. Tanımlarken de derneği şu şekilde tanımlıyorum. Temiz Toplum Hareketi bir sevgi, şefkat ve merhamet hareketi. Temiz Toplum Derneği toplumdaki güzellikleri büyütmek, olumsuzlukları küçültmek için mücadele eden bir sivil toplum hareketi ve yetki sahası anlamında da bireysel yaptığı çalışmalarla psikoloji alanını, toplumsal yaptığı çalışmalarla sosyoloji alanını, hukuki anlamda attığı adımlarla hukuk alanını ve insanların sağlığıyla ilgili yürüttüğü süreçle alakalı bizatihi sağlık alanını, bunların her birinin sevki ve idaresiyle de tüm siyaset kurumunu ilgilendiren çalışmalar yapıyor. Evet, bu bağlamda tabii ki süreç TBMM'ye kadar taşınan birçok kanunların, kuralların, sizin de dosyaların olduğundan biraz haberdar. Evet. Bu süreçte neleri tespit edebildik, neleri analiz edebildik? Bu analizin sonucunda da derneğimiz ne gibi faaliyetler gösteriyor? Tabii mesela buradaki en büyük problemlerden bir tanesi ailelerin süreci nasıl götüreceğini bilmemesi. Yani bir bağımlı düşünün. Bağımlının iyileşebilmesi için evvela bir irade ortaya koyması lazım. Özetle Temiz Toplum kötü alışkanlıklarla, bağımlılıklarla mücadele ediyor. Tüm olumsuzluklarla. Mücadele ediyor. Ana bastık. Temiz kavram o kadar geniş bir kavram ki tüm olumsuzluklarla mücadele ediyor. Evet. Sokakta var, dijitalde var, her yerde var. Şimdi bir programda konuyu dağıtmış olmayayım. Sunucu arkadaşımız dedi ki başkanım bu kadar güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Türkiye'de kaç tane gönüllünüz var? Dedim ki 85 milyon. Nasıl yani dedi. Ya benim söylediğim sözün altına imza atmayacak bir tane vatan evladı yok. Sadece bizim haberdar olmaları lazım. Eyvallah. Haberdar olan herkes bir Temiz Toplum gönüllüsüdür. Çünkü bizim insanımız, demin de söyledim, inanılmaz merhametli. Yani problemi gördüğünde ya sana da şu iş düşüyor dediğinizde bir tane vatan evladı geride durmuyor. Ben de varım. Ben de bu işle ilgili adım atmak istiyorum diyor. O sadece daha da fazla onları harekete geçirmek lazım. Daha da fazla çalışmaya doğru sevk ediyor. Dediğim gibi analizleri yapabildik mi? Siz tüm sorun olumsuzluklarla mücadele ediyoruz dediniz. Konuyu da ben yine dağıtmamak adına soruyu da yenilemiş olayım. Çalışmalarınızı da dinleyin. Şimdi buradaki en büyük problem ailelerin meseleyi nasıl tanımladıkları ve meseleyi nasıl sürdürebilecekleriyle alakalıydı. Yani bir madde bağımlısı düşünün. Madde bağımlısının o alışkanlıktan kurtulabilmesi için bu bir beyin rahatsızlığı, evvela bir irade ortaya koyabilmesi lazım. Yani ben iyileşmek istiyorum diyecek. Önce yoksa, o kişi. Yoksa ben iyileşmek istiyorum iradesini ortaya koymazsa tedavi olması mümkün değil. E şimdi ben iyileşmek istiyorum dedi. Sonra tedavi olabilmesi lazım. Ama ülkemizdeki şartlar tam manasıyla yeterli değil. Hem nitelik anlamında hem nicelik anlamında yeterli değil. Yani 2 milyon üzerinde bağımlı olduğunu biz öngörüyoruz ülkemizde. Ama bunları tedavi etmekle mükellef. Amatemlerin, çemetemlerin toplam yatak sayısı 1062. Yani sayı tekrarlamak istemiyorum aslında. Bayağı bir ürkütücü bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi buradaki mesele şu. Aslında sayıdan daha ciddi önemlisini sayı söyleyeceğim. Sayıdan daha önemlisini. Bir bağımlı iyileşmek istiyorum dedi. Çok şanslı bu yataklardan bir tanesine yattı ve tedavi oldu. Hekim uğurlarken şunu söylüyor. Sen bulunduğun ortamı değiştir. Okuyorsan okulunu değiştir. Çalışıyorsan iş yerini değiştir. Ev adresini değiştir. Cep telefon numaranı değiştir. O bölgeden uzaktır. Neden? Çünkü zehir tacirlerinin bir gözü dolar bir gözü euro görüyor. Senin için sağlığın hiçbir önemi yok. Gençliğin, ülkenin geleceğinin hiçbir önemi yok. Tekrar çocuğu tuzağa düşürmeye çalışacaklar. Bunların hepsini yaptı. Bağımlı. Kurtulma oranı %2'lerde. 1.5-2. Neden? Çünkü aile süreci nasıl devam ettireceğini bilmiyor. Onun için Temiz Toplum Hareketi Türkiye'de ilk defa şunu söyledi. Bağımlılık bireysel bir rahatsızlık olmaktan çıkıyor, bir aile hastalığı haline geliyor. Yani aile hangi adımları atacağını bilmezse, çocuğa nasıl davranacağını bilmezse çocuğun uyuşturucudan kurtulma ihtimali yok. Peki bu konuda... Peki, şimdi burada özür dilerim. Önemli olduğu için bunu ilave etmek istiyorum. Yani olayı da hem de anlattığım hadiseyi biraz daha örnekle anlaşılabilir hale getireyim.
Çocuğun uyuşturucu kullandığını aile öğrendi. Ne zaman öğrendi? 1,5-2 yıl sonra öğrendi. Neden 1,5-2 yıl sonra öğrendi? Çünkü uyuşturucu satanlar, zehir tacirleri çocuklara yol gösteriyorlar. Danışmanlık yapıyorlar. Bak, bu maddeyi kullanırsan gözlerin kanlanır. Onun için eve giderken şu damlayı sık. Bu maddeyi kullanırsan kötü kokarsın. Parfüm sıkmadan eve gitme. Şu maddeyi kullanırsan kendinden geçersin. Kendini izole bir yere al. Ondan sonra bu maddeyi kullan. Gibi. Aile ne zaman anlayabiliyor? Artık semptomlar gizlenemez hale geliyor. Çocuğun yürüyüşünden, duruşundan, ders notlarından, çevresinden artık meseleyi anladı. Ama, ne yapması lazım? Harekete zaman geçmesi lazım. Olacak. Yine de ya zaman geçti. Bayağı da zaman geçti. Harekete geçecek. Ne yapıyor? Uyuşturucunun zararını anlatarak başlıyor. Diyor ki evladım, bak bu maddeyi kullanırsan seni öldürür. Bu maddeyi kullanırsan şöyle olur. Biz diyoruz ki bu yanlış bir tutum. Neden? Çünkü uyuşturucuyu kullanan kişi uyuşturucunun ne kadar zarar verdiğini bizatihi tecrübe ederek görüyor zaten. Yani sen bunu yapar diyorsun, o yaşıyor. E peki zararını bilmesine rağmen neden bırakamıyor? Çünkü diyor ki ben bunu bırakırsam konuşamam. Ben bunu bırakırsam yürüyemem. Ben bunu bırakırsam düşünemem. Ben bunu bırakırsam krize girerim. Gibi sayıklar var. Yani o şartlandırmış kendini. Ben bunu bırakamama. Bağımlılık zaten bunun adı, onun için az bağımlılık. Az önce de ifade ettiğiniz gibi kişi kendisi önce şartlanmalı. Tabii. Şimdi bağımlılığın tanımı ne? Fiziksel ve ruhsal yoksunluk belirtileri, sıkıntılar, problemler görmene rağmen vazgeçemiyorsun hadiseden. Biz buna bağımlılık diyoruz. E o zaman ailenin nasıl davranması lazım? Problemi göstermeyecek. Bu bir imtihan ama bunun üstesinden hep beraber gelebiliriz. Biz senin yanındayız. Sen bunu aşacaksın motivasyonunu sağlaması lazım. Bakın, küçük bir dokunuş tedavideki başarı oranını inanılmaz yukarılara taşıyor. Temiz Toplum Derneği bunu bizatihi müşahede etti. Bizatihi bu danışmanlığı yapmaya başladı ve çocuklardaki kurtulma oranının ne kadar yukarılara çıktığını tecrübe etti. Sonra bu tecrübeleri işte sizin gibi değerli yayın organlarında, bizatihi katıldığı programlarda, ailelerle bir araya geldiğinde paylaşmaya başladı. Bak ne kadar önemli. Bu bir. İki, dedik ki biz bağımlılıkların arasında bir döngü var. O zaman mücadeleye ne zaman başlayacaksın? 0-3 yaş arasında. Nasıl yani diyorlar. Yani bir çocuk düşünün, bir bebek düşünün. Beyin gelişiminin %90'ı, %95'i hatta 0-3 yaş arasında. Şimdi 0-3 yaş arasında çocuğun doğal renklerle, doğal oyuncaklarla, doğal ortamla muhatap olması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuğumuzu büyük bir imtihana sürüklüyoruz. Neyle? Telefonla, tabletle ve televizyonla. Yemek yesin diye eline telefonu veriyoruz. Ağlamasın diye televizyonu açıyoruz. Ne oluyor? Çocuğun beyin gelişimi tam manasıyla tamamlanamıyor. Bakın 0-3 yaş arasındaki o gelişimde çocuk muhakeme yeteneğini elde etmeli. Ne demek muhakeme yeteneği? İyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı, faydalıyla zararlıyı birbirinden ayırma özelliğini o 0-3 yaş arasında edinmesi lazım. Ama sen çocuğu televizyonla, tabletle, telefonla muhatap ettin. Ne oldu? Çocuğun muhakeme yeteneği gelişmedi. Sonra bir sonraki adımda olumsuz bir teklifle karşılaştığında tuzağa düşme ihtimali yükseldi. Onun için biz diyoruz ki 3 yaşında bir çocuğun eline sigara görseniz nasıl tepki gösterirsiniz? Annesine babasına dersiniz ki ya siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Çocuğa sigara verilir mi, değil mi? Ama çocuğun eline cep telefonu, tablet gördüğümüzde aynı tepkiyi vermiyoruz. Halbuki en az sigara kadar zararlı. Ne oldu? Bunu tespit ettik. Amerikalı Victoria Hanım isminde bir psikologla da çalışıyoruz bu manada. Dünyadaki sayılı isimlerden bizim danışmanlığımız da yapıyor. Ve aileleri aman ha 3 yaşa kadar çocukları teknolojiden uzak tutun diyoruz. Bağımlılık deyince sadece o kötü alışkanlık, uyuşturucu ve isimlerini lanse etmek istemediğim o isimlerden ibaret olmadığını tabii. Günümüzün artık çağımızda, dijital çağdayız. Teknoloji dediğimiz zaman ciddi bir bağımlılık diyorsunuz. Hatta bir adım öteye götüreyim vaktimiz varsa. Tabii ki, buyurun. Şimdi çocuk 0-3 yaş arasında bununla muhatap oldu. Evet. Ne oldu? Muhakeme yeteneği. Geçtik. Sonraki aşaması bilgisayar oyunları. Bilgisayar oyunlarına %90'ı diyorum çocuklarımızı kumara alıştırıyor. Kazanma, puan kazanma, belli bir süre sonra para yatırma. Ne oldu? Çocuk masumane girdi. Teknolojiyi ne kadar güzel kullanıyor dedi. Hoşumuza gitti. Ki burada pedagojik bir takım problemler de var. Örneğin görmüştüm çocuğun bir tanesi tableti eline almış basıyor. Tablet karşılık vermiyor. Herhalde bir problem oluştu. Tablette problemin oluşabileceğini düşünmüyor. Parmağına bakıyor. Parmağım çalışıyor mu diye. Düşünebiliyor musunuz? Hadi bunu geçtik. Bir sonraki aşaması oyun.
Oyundan sonra kumar, kumardan sonra sanal kumar, sonra tekrar uyuşturucuya dönen bir döngü de var. Hatta onun orada tabii yine oyunun ismini vermeyelim. Balıkla ilgili bir oyun türü. Buradaki kazanma hırsı ve hatta daha öteye götüren intiharların, ölümlerin olduğunu da gördük. İntihara sürüklenen bir sürü yavrumuz var. Yani bir tarafından baktı bu kumarı bile hafife alıyorsunuz. Ya en azından öldürmüyor diyorsunuz. Yani inanılmaz sonuçları var. Fakat aileler bunun farkında değil. Diyor ki çocuğum evde, odasında, gözümün önünde. Dolayısıyla kötülüklerden, olumsuzluklardan, kötü insanlardan, kötü niyetli insanlardan uzakta. Halbuki kötü niyet onun eline verdiğin tabletin, bilgisayarın içinde. Onun için kontrol edilebilir olması lazım. Çocukların doğru yönlendirilmesi lazım. Aksi takdirde ödeyeceğimiz bedeller her geçen gün büyüyor. Tabii çocuğa sen bunu bırak demek yetmez. Doğru örnek olabilmek lazım, değil mi? Onun için temiz toplumun için bu manada bir önerisi de var. Dedik ki biz her evde bir teknoloji sepeti olsun. Daire kapısından içeri girdiğiniz duvara bir çivi çakın. Oraya bir sepet asın ya da bir poşet asın. Onun adı teknoloji sepeti olsun. Anne, baba, çocuklar eve kim girerse telefonu, tabletini oraya bıraksın. Bakalım ne kadar uzak kalabiliyoruz. Sadece icap ettiğinde bakalım. Uygulamaya başladınız mı? Birbirimize vakit harcayalım. Bunu uygulayan ailelerimiz var elbette. Siz? Ben uygulayamıyorum. Neden? Şimdi bununla alakalı benim anlattığım bir örnek var. Biz de gündemi sofra hareketiyle alakalı. Bir de bizim sofra hareketi diye bir çalışmamız var. Buyurun. Sofra hareketini anlatırken biz şunu söylüyoruz. Aileler aynı sofranın etrafında buluşsunlar. En azından akşam yemeklerini bir arada yesinler. Akşam yemeklerinde aile aynı sofranın etrafında buluşurlarsa birbirlerinden haberdar olurlar. Çocukta bir olumsuzluk varsa farkına varırlar. İşte gözleri kanlanmışsa görürler, morali bozuksa anlarlar. Dolayısıyla sofranın etrafında buluşmak bile bu kadar önemli. Bu kadar zor mu dedim. Yine böyle bir canlı yayında telefonuma bir mesaj geldi Murat Bey. Şöyle yandan böyle bir baktım, kızım atmış. Liseye giden bir kızım var, Asya Sevra. Yazmış ki baba çok güzel anlatıyorsun ama bunların hiçbirini sen uygulamıyorsun. Bizim sorduğumuz. Bakın gibi. Ne kadar zor değil mi? Halbuki kolay görünüyor. Dolayısıyla ailenin tam manasıyla bir irade ortaya koyması lazım. Ben hep söylüyorum, anne dizilerinden vazgeçmezse, baba cep telefonundan, sosyal medyadan vazgeçmezse, çocuk oyunlardan vazgeçmezse, pandemide olduğu gibi belki 2 sene aynı evin içerisinde, aynı 4 duvarın içerisinde oluruz. Bedenlerimiz bir arada olur ama ruhlarımız başka yerlerde olur. O zaman yine birbirimizden bir haber olarak vakit geçirmiş oluruz. Dolayısıyla bununla ilgili adım atılması lazım. Fedakarlık yapılması lazım. Annelerin, babaların evvela çocuklara doğru örnek olabilmek adına ilk adımı kendilerinin atması gerekir. Bu atılırsa netice elde edilir. İşte Temiz Toplum Derneği'nin gördüğü problemlerden bir tanesi ve çözüm önerisi. Teknoloji sepeti ve sofra hareketi de bunlardan bir tanesi örnek olarak verilebilir. Şimdi kötü alışkanlıklar dedik ama teknolojinin getirdiği olumsuzluklar da göz ardı edilmemeli. Hepimizin evladı, çoluk çocuğu var. Evet. Dediğiniz gibi hepimiz aslında çocuğumuza iyi bir örnek değil, kötü örnek olarak karşılarındayız. Çünkü biz de dediğiniz gibi sosyal medyayı takip ediyoruz, gündemi takip ediyoruz. Bu konuya da iyi değindiniz. Aslında benim için de kıymetliydi. Biz de sürekli başkan nerede ne yapıyor, orada neler var takip ediyoruz. Aslında çocuklarımıza olmaz ara ver derken önce biz ara vermeliyiz. Biz ya Murat Bey, rol modeller o kadar önemli ki. Ben hep şunu söylüyorum. Yani bu kötü adamlar diye tabir ediyorum. Zehir tacirleri, torbacıları, pazarlama metotlarını o kadar ilerletmişler ki çocuklarımızın zaaflarının üzerinden bir pazarlama alanı oluşturuyorlar. Yani düşünün ki bir çocuk, biz onu yetiştirdiğimizi zannediyoruz. O yüzden ben hep şey diyorum, Türkiye'de gençlik problemi yok, ebeveyn problemi var. Niye? Çocukları biz yetiştirmiyoruz ki. Sosyal medya fenomenleri yetiştiriyor, YouTuber'lar yetiştiriyor, diziler, sinema filmleri ve onun başrol oyuncuları yetiştiriyor. Dolayısıyla çocuklarımızı biz yetiştirmiyoruz. Bu rol modellerde çocuklarımızın önüne öyle şeyler koyuyorlar ki, örneğin Bursa'da bir ortaokulun önünde zehir taciri kız kıvrak yakalanmış, cebinden bir liste çıkmış. Narkotik ekipleri listeye bir bakıyorlar, 3 tane sütuna ayrılmış. Birinci sütunda, hani okulun önünde yakalandı ya zehir taciri, sigara içen öğrencilerin isimleri var o okuldaki. İkinci sütunda, o okuldaki kilo problemi olan kız çocukların isimleri var. Üçüncü sütunda, o okulda sivilce problemi yaşayan erkek çocukların isimleri var. Diyor ki narkotik ekipleri, ya bu sigarayı anladık. Sigara içen bir genci kandırmak kolay, yak bir tane dersin, verirsin uyuşturucuyu. Sana güveniyorsa, inanıyorsa, onun uyuşturucu olduğunu düşünmüyorsa yakar, bağımlı olur. Ama kilo problemi olan kız çocuklarının isimleri niye var? Sivilce problemini taşıyan, yaşayan çocukların isimleri neden var? Diyor ki torbacı, bu bizim pazarlama metodumuz.
Yani düşünün tam ki tam konuya değindiniz. Bunu bölmemeniz adına söylüyorum. Reklama gideceğimizi bir söylüyor. Bir cümleyi bitireyim isterseniz. Bunu hemen alayım. Söyleyecek. Şimdi çocuk seyrettiği dizilerde diyor ki güzel olmak için zayıf olman lazım. Yakışıklı olmak için yüzünde sivilce olmaması lazım. Bunu problem ediyor. Problem ettiğini kim biliyor? Aile bilmiyor. En yakın arkadaşı biliyor. Eğer o da bağımlıysa, zehir tacirlerinin tuzağına düştüyse onu da tuzağa düşürebilmesi lazım. Diyor ki bende bir ilaç var. Bunu kullan kilo problemi çözülsün. Veriyor uyuşturucuyu. Bunu kullan sivilce problemi çözülsün. Veriyor. Ne oldu? Bağımlı yaptı. Tuzağa düşürdü. Bu bağımlılığın yaşları, sınırları, hangi yaş oranına kadar düştüğünü de reklamların ardından konuşmaya başlayalım. Peki. Kısa bir reklam. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuşuyorum programımızın bu haftaki konuğu tekrar etmekte fayda var. Ekranını yeni açanlar için hatırlatalım. Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı sevgili Bilal Ay Başkanımızla beraberiz. Efendim derneğimizin faaliyetleri tabii konunun aslında özetini alacak olursak bağımlılıklarla mücadele nedir? Bu kötü alışkanlıklardan bahsediyoruz. Hatta günümüz çağında hepimizin elinde olan dijital çağda telefonların, tabletlerin elimizden gitmediğini, bunların da aslında bir bağımlılık olduğunu ifade etti Sayın Başkan. Dolayısıyla bunlarla mücadeleyi kısmen anlattık. Aslında kötü alışkanlıkları, ailenin de neler yapması gerektiğini bir kez daha hem hatırlatarak hem de üzerinden gideceğimiz konular var. Sevgili Başkanım, tabii bağımlılık dedik, kötü alışkanlıklar dedik. Siz oradan başladınız, girizgah yaptınız, torbacılardan ve mücadelenizden dem vurdunuz. Tabii sadece sizin yapınızın, merkezinizin İstanbul'da olmasıyla birlikte İstanbul'da da değilsiniz. Ülkenin birçok yerinde varlığınız var. Evet. Onu da açmak istiyorum ama reklam öncesi bir girizgah yaptık. Yani siz okuldan örnek verince bağımlılıkla mücadele ediyorsunuz. Dolayısıyla gençlerimizin de tehlike altında olduğunu da ifade ettiniz. Bu yaş sınırları nereye kadar geldi? Eskiden hani 18 yaş, 15 yaşlar konuşulurdu. Evet. Mücadelede ne noktadasınız ya da yaş sınırlarını nerelerde görebiliyorsunuz? Tabii bununla ilgili rakam belirtmek bazen başımızı belaya sokabiliyor. Onun için ben şöyle yuvarlıyorum. Diyorum ki herkes çevresindeki meseleleri görüyor. Yani ben 80 doğumluyum. Uyuşturucu meselesini o yıllarda çocukluğumda Yeşilçam filmlerinde bir sahnede görürdüm ve derdik ki o zaman ya bu uyuşturucu kötü bir şeymiş. Ama bugün bizim çocuklarımız televizyonda değil sokaklarda meseleyi görebiliyorlar. Elbette bir mücadele var. Yani bizim bu problemleri aktarırken, çözüm yolları ile ilgili çalışmalar yaparken derdimiz yapılan mücadeleyi zafiyete uğratmak değil, manipüle etmek değil. Elbette ciddi adımlar var. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı adımlar var. Sivil toplum kuruluşlarının verdiği bir mücadele var. Bireysel adım atan hakikaten mesafe kat etmiş insanlar var. Ama gelinen noktada problem çözülmemişse, sorunlar azalmak şöyle dursun artmaya devam ediyorsa demek ki atılan adımlar yetersiz, atılan adımlar küçük ve daha büyük adımlara ihtiyaç var. Bakın bugün Türkiye'nin her yerinden telefonlar alıyoruz. Şimdi bazen bize şunu soruyorlar Murat abi, gittiğimiz şehirlerde ki 81 vilayete de gittik. 1500'e yakın konferans, seminer, panel yaptık. Binlerce bağımlı ve ailesiyle bir araya geldik. Şimdi seminere gittiğiniz birçok insanlar oldu. Tabii seminere gittik. Diyelim herhangi bir şehire. Şunu soruyorlar bize ya başkanım sizin işiniz gücünüz yok mu? Çoluğunuz çocuğunuz yok mu? E var. E ne işiniz var buralarda? Benim verdiğim cevap şu. Siz hiç evladı ölsün diye dua eden bir annenin gözlerine baktınız mı? Şaşırıyorlar. Nasıl yani? Bir anne evladıyla ilgili ölsün diye dua eder mi? Bakın 6 yıldır her katıldığım programda bu örneği veriyorum. Neden? Çünkü beni öyle sarstı ki. Annemiz geldi derneğimize. Hüngür hüngür ağlıyor. Hayırdır niye ağlıyorsunuz dedim. İlk cümlesi buydu. Ben evladım ölsün diye sabahlara kadar dua ediyorum. Dedim ki ya bir anne evladıyla ilgili böyle dua eder mi? Bunun adı dua da değil. Beddua. Başladı anlatmaya. Dedi ki benim evladım örnek bir çocuktu. Herkes onu severdi, sayardı. Akrabalarımız, arkadaşları benim çocuğumu parmakla gösterirlerdi. Örnek olarak gösterirlerdi. Ama benim çocuğum tuzağa düşmüş. Kandırmışlar. Biz onun uyuşturucu kullandığını az evvelki örnekte söylediğim gibi 1,5-2 yıl sonra öğrendik. Öğrenir öğrenmez seferberlik ilan ettik. Seferber olduk. Babası, akrabalarımız, arkadaşlar onu kurtarmak için, onu tedaviye ikna edebilmek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Ama muvaffak olamadık. Benim çocuğum şimdi işi bir adım daha öteye götürdü. Artık uyuşturucu satıyor. Torbacı oldu. Ben bir anneyim. Çocuğumun durumunu görüyorum. Onun istikbalinin nasıl karardığını görüyorum. Ve başka çocuklar da tuzağa düşsün istemiyorum. Ben bir anneyim. Ciğerimin nasıl yandığını ben bilirim.
Başka annelerin de benim gibi ciğer yansın istemiyorum. Evde herkes yatıyor, ben kalkıyorum, ellerimi açıyorum. Ya Rabbi benim evladımın canını al diye dua ediyorum diyor. Düşünün bir anneyi, şöyle bir tahayyül edin. Evinden kıymetli, arabasından kıymetli, tek taşından, beş taşından kıymetli değil mi? Senden bir evladıyla parça. Evladıyla ilgili beddua ediyor. Yani senden bir parça ve ölsün diyorsunuz. Şimdi biz bunu anlatırken meselenin gelebileceği yerden bahsediyoruz. Sonra ne oldu? Geçen sene İzmir Konak'ta 50 yaşlarında bir anne 30'lu yaşlarda kızını boğarak öldürdü. Madde bağımlısı kızını. Yakın zamanda yine okuduk bununla bunu. İlgili. Evet. Bundan birkaç hafta önce İstanbul Bağcılar'da bir çocuk annesinin başını kesti, balkondan aşağıya attı. Ve bakıyorsunuz, şöyle inceliyorsunuz, nasıl bir çocuk bu? 3 sene önce annesiyle ilgili övgüler yağdırmış. Sosyal platformlarda annesini yere göğe sığdıramamış. Ne oldu da 3 yılda bu çocuk canavara dönüştü? Görüyoruz meseleyi. Problemi görüyoruz. Şimdi biz hep şunu söyledik. Bakın, anneler, babalar şu anda korkuyorlar. Bağcılar'daki o meseleyi gören, o videoyu seyreden bağımlı aileleri ne düşünüyorlar? Anne nasıl anne ki evladı ölsün dedi. O çocuk nasıl çocuktu ki annesine öyle bir muamele yaptı. Hayattan şimdi kopardı. Daha vahimini söylüyorum. Bağımlı ailelerini düşünün. O manzarayı gördükten sonra ne hissederler? Şöyle bir tahayyül edelim. Ya yarın bizim başımıza da bu gelir mi? Yarın bizim çocuğumuza bir canavara dönüşebilir mi? Ne oldu? Motivasyonu kaybettiler. Çocuklarıyla ilgili ümitlerini kaybettiler. Belki çocuğuna zarar verenler çıkacak. Ne yapmak lazım? Bilgilendirmek lazım. Mihmandarlık yapmak lazım. Yol göstermek lazım. Yoksa problem her geçen gün büyüyor. Sıkıntı her geçen gün büyüyor. Onun için Temiz Toplum Hareketi şunu söyledi. Dedik ki bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Yani bugüne kadar atılan adımlar var, evet. Ama bu mücadele sadece arzı engellemekte çözülebilecek bir mücadele değil ki. Eğer muvaffak olmak istiyorsanız, mesafe kat etmek istiyorsanız talebi de ortadan kaldırabilecek adımları atmanız lazım. Bunun için de mücadele vermek gerekiyor. Hep beraber yürümek gerekiyor. Paradigma değişikliğinden kastımız neydi? Dedik ki o savunma hattı dedik ya en başta. Aileleri bilgilendirelim. Aileler çocuklarıyla ilgili öyle bir adım atsınlar ki tuzağa düşmeden önce bunu engelleyebilsinler. Bakın, seminerlere gidiyoruz. Velilere gittiğimiz seminerlerde salonlar dolmuyor. Neden dolmuyor biliyor musunuz? Çünkü aileler diyorlar ki benim çocuğum yapmaz ki. Benim başıma gelmez ki. Ya o çocuk da bizim çocuğumuz. Onun için aileler kendi çocuklarına sahip çıktıkları gibi apartmanlarındaki, sokaklarındaki, mahallelerindeki, ilçelerindeki, şehirlerindeki bütün çocukları kendi çocuğu gibi görüp sahip çıkmak zorundalar. Aksi takdirde problem büyüyor. Onun için bizim adımlar atabilmek noktasında zafiyetimizi ortadan kaldırmamız lazım. Ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa bir seferberlik ruhuyla hareket etmemiz lazım. Paradigma değişikliğinden kastımız birinci adımı bu. İkinci adım, ya çocukları iyileştirmeyen bir tedavi metodu uyguluyoruz hala. Yani Murat Bey, sizin başınız ağrısa doktora gitseniz, derdinizi, sıkıntınızı aktarsanız, size bir ilaç verse, o ilacı kullansanız ama sadra şifa, derde derman olmasa, tekrar gitseniz, hocam siz bana bir ilaç verdiniz ama bu ilaç beni iyileştirmedi. Tekrar size aynı ilacı verip gönderse, yine kullansanız yine iyileşemeseniz, üçüncüye bir daha gelseniz, size yine aynı ilacı verse ne dersiniz? Ya hocam Allah aşkına dalga mı geçiyorsun benimle dersiniz değil mi? Bu ilaç beni iyileştirmiyor dersiniz değil mi? Başka bir ilaç ver bana dersiniz. Başka bir tedavi metodu uygula dersiniz değil mi? Biz de bunu söylüyoruz. Diyoruz ki bak, yıllardır uyguladığınız metot bizim çocuklarımızı iyileştirmiyor. Alternatif metotlara ihtiyaç var. Başlıkları sayıyorsunuz. Tedaviye girdiniz. Ben bunu biraz daha az önce de yine açtığınız girizgah yaptınız, evet. Ya. Tedavi. Peki tedavi dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Tedaviyi ne şekilde yapmalıyız? Ya da sizin bir hem konferansımız hem de dokunduğumuz çocuklar var dediniz. Evet. Nasıl tedavi olmalı? Şimdi nasıl bir süreç işleniyor bu noktada? Mücadelenin birçok saç ayağı var. Nasıl ki kolluk kuvvetleri arzla mücadele ediyorsa, tabii ki sağlıkla ilgili çalışan kurum ve kuruluşlar kendi alanlarıyla ilgili, sivil toplum kuruluşları kendi alanlarıyla ilgili, adalet sistemi kendi alanıyla ilgili çalışma yapmalı. Nasıl yani? Örneğin bir, şimdi problem çözülsün istiyorsanız torbacılarla mücadele edeceksiniz. Zehir tacirleriyle mücadele edeceksiniz. Nasıl mücadele edeceksiniz? Öneride bulunduk. Dedik ki siz torbacıyı yakaladınız, ne yaptınız? Cezaevine koydunuz. Bu adam cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı tehlike. Ne yapmak lazım? Önerimiz şuydu.
Nasıl ki cezaevleri ceza ve tevkif evi diye geçiyor. Rehabilite ve tevkif evleri oluşturalım. Yine toplumdan izole. Bu hükümlüler cezalarının bir bölümünü eğer uyuşturucu ve bağlı suçlardan yatıyorlarsa cezalarının bir bölümünü bu rehabilite ve tevkif evlerinde geçirsinler. Onları ıslah edelim. Ola ki içlerinden bir kısmını kurtarmış oluruz. Çıktıklarında toplumun içinde tehlikeli, pimi çekilmiş bomba gibi dolaşmazlar. Bir tarafı. İki, ne dedik? Yatak sayıları yetersiz. Bir kere nicelik olarak bizim tedavi merkezlerimizin sayısını artırmamız lazım. Yatak sayısını hızlı bir şekilde artırmamız lazım. Yeter mi? Yetmez. Oradaki deminki örnekte verdiğim tedavi metotlarını değiştirmemiz lazım. Bakın Türkiye'de %1,5 kurtulma oranı tedaviden sonra. Şimdi biz diyoruz ki alternatif çalışmalarımız da var bizim. Örneğin bizim biyorezonans dediğimiz bir yöntemle bu tedavideki başarı oranının çok yukarılara çıktığını bağımlılar üzerinde gördük. Bu uygulansın diyoruz mesela. Sadece bununla da kalmasın. Ar-Ge çalışmaları devam etsin. Çünkü her geçen gün teknoloji de ilerliyor. Yeni metotlar bulunabilir. Ve çocuklarımızı o makus talihle baş başa bırakmamış oluruz. Dolayısıyla yeni metotlar bulalım. Bulmaya devam edelim. Çalışmalar devam etsin. Çocuklarımıza bu yeni metotları uygulayalım ki onların kurtulmasına vesile olalım. Şimdi bazen ben şu örneği veriyorum. Bana çok kızıyorlar. Diyorum ki ya bizim çocuklarımızın buzdolabı kadar, çamaşır makinesi kadar kıymeti olmadığını görüyorum ben. Diyorlar ki başkanım bu kadar da insafsızlık olur. Niye böyle söylüyorsun? E basit. Evinizde buzdolabınız bozulsa Murat Bey, çamaşır makineniz bozulsa ne yaparsınız? Aynı gün ya da ertesi gün. Ararsınız servisi. Tamiri. Dersiniz ki benim makinem bozuldu, televizyonum bozuldu değil mi? Hemen size bir servis elemanı gelir. Bakar, arızayı giderir ve gider. Arkadan sizi ararlar. Bunun adı memnuniyet anketidir. Derler ki Murat Bey, bir şikayetiniz vardı. Gönderdiğimiz arkadaşlar geldi mi? Geldi. Arızayı giderdiler mi? Giderdiler. Peki bir puan verir misiniz? Hani memnuniyet anketi ya. Ya aynı şeyi biz çocuklarımızla ilgili niye yapmıyoruz? Yani çocuk geldi amateme, tedavi ettik dedik, gönderdik. 3 ay sonra bir arasanıza ya. Bu çocuklar ne durumda? Ailesini bir arasanıza. Çocuk yeniden uyuşturucuya bulaştı mı? İşte mücadelede hangi noktada? Ya da aile hangi sıkıntılar yaşıyor? Bir görsenize. Bak programın başında ne dedik? Aile nasıl davranacağını bilirse inanılmaz yükseliyor başarı oranı. Kim anlatacak aileye bunu? Bununla ilgili işte nicelik dediğimiz hadise bu. Bir de yine bir önerimiz daha vardı. Nasıl aile hekimlerimiz var? Artık her mahallede sağlık ocaklarımız var. Sağlıkta hakikaten bir noktaya geldik. E şimdi her sağlık ocağında nasıl aile hekimi var? Bir de aile psikoloğu olsun. Yani aile uyuşturucu ya da herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında çocuğumla ilgili ben hangi adımı atacağım dediğinde aile psikoloğuna ulaşsın. Derdini anlatsın. O aile psikoloğu aileye mihmandarlık yapsın. Bakın başarı oranı nasıl yükseliyor. Görüyor musunuz? İşte bu adımların atılması lazım. Aksi takdirde biz başarılıyız. Mücadeleyi en üst seviyede veriyoruz. Her şey dört dörtlük. Değil. Sokağa çıktım bunun böyle olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelen telefonlar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Ailelerin ne kadar çaresiz olduğunu görüyoruz. Bas bas bağırıyoruz. Diyoruz ki bakın uyuşturucu kullanan kişilere bir kod verelim ve bunlar banka kredisi alamasınlar. Niye söylüyoruz bunu? Çünkü aileler varyansın ediyor. Çocuğuyla uğraşıyor, bir mücadele veriyor, yetmezmiş gibi. Çocuk uyuşturucuya ulaşabilmek için gidiyor. Banka kredisi çekiyor. Aile bir de borç yükünün altında perişan oluyor. Sersefil oluyor. Bunu temiz toplumdan başka söyleyen kimse yok ki. Bu hadisenin sadece uyuşturucuyla mücadele tarafı. Aynı mücadeleyi biz kumarla ilgili de veriyoruz. Örneğin şans oyunları adı altında Türkiye'de kumar oynatılıyor. Ne diyoruz? Şans oyunu. Ya şans oyunu olduğunda bu kumar olmuyor mu? Halbuki bu suç. Neye göre suç? Anayasanın 58. maddesi diyor ki devlet vatandaşını alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötülüklerden koruyacak önlemler almak zorunda. Ama burada devlet eliyle oynatılıyor. Cezalardan girizgah yaptınız. Yanılmıyorsam Sayın Süleyman Soylu şöyle bir şey söyledi. Torbacılarla mücadele evet. Devam edecek. Polislere de gördüğünüz yerde vurun bacaklarına demişti. Tamam. Kırın bacaklarını demişti. Evet. Siz nasıl yorumladınız? Tabii Süleyman Soylu Gazi Osman Paşa'lı benim gibi. Biz aynı ilçenin evlatlarıyız. Ama şöyle eleştiriyorum ben burada Sayın İçişleri Bakanımızı. Ya bu bacaklarını kırın dediğin adam uzaydan gelmedi. Yaptıkları inanılmaz büyük bir suç. Evet. Çocuklarımızın kanına giriyorlar.
Ama onlar ne kadar mesulse İçişleri Bakanı da o kadar mesul, Bilal Ay da o kadar mesul, işte muhalefet de o kadar mesul. Neden? Ya uzaydan gelmedi bu çocuklar, bizim çocuklarımızdı. Önce birileri bunu kandırdı. Biz gözden kaçırdık. Kandırılmalarını engelleyemedik. Sonra iyileşmek istediler. Biz mücadelede onlara destek veremedik. Müdahale edemedik, iyileştiremedik. Ondan sonra iş imkanına ihtiyaçları vardı. Gerekli imkanı, istihdamı sağlayamadık. Sonra iş büyüdü, gitti başka bir noktaya. Şimdi evet cezalarını verelim ama bize kim ceza verecek yani? Anlatabiliyor muyum? Hadisenin bu tarafını gözden kaçırmamak lazım. Topluca mücadele. Herkes bunun bir tarafında olmalı. Torbacı, uyuşturucu satıcısı deyince tabii kötü adamlar bunlar. Yurt ama uzaydan gelmediler. Bizim çocuklar yani. Yurt dışında bazı ülkelerde idam cezası olduğunu biliyorum. Yanılıyor muyum? Yani işte bildiğiniz... aslında önemli olan mesele de bu. İran'da örneğin uyuşturucu kullanmanın, uyuşturucu satmanın cezası idam. Ama evet, dünyada en çok uyuşturucu kullanılan ülkelerden birisi de İran. Anlatabiliyor muyum? Hani az önce dedim ya, sadece arzla mücadele meseleyi çözmez. Taleple mücadele etmemiz lazım. Yani bizim çocuklarımıza öyle bir alan oluşturmamız lazım ki idealleri olmalı, hedefleri olmalı, gayeleri olmalı. Bir alana ilgileri varsa o alanla ilgili desteklenmeye ihtiyaçları var. Doğru rol modellerle bir araya getirilmeli. Örneğin pandemide hepimiz evlerdeydik. Ne oldu? İşte televizyonlara yöneldik. Televizyonlarda çok değişik programlar yoktu pandemi nedeniyle. Alternatif platformlara yöneldik. Tabii. O alternatif platformlarda aleni uyuşturucu fuhuş özendiriliyor. Çizgi filmler ve diziler, senaryolar. E şimdi bunu ortadan kaldırmadan nasıl mücadele edeceksin yani? Anlatabiliyor muyum? Yani bunların her birisiyle ilgili mücadele edilmesi lazım. Her alanda lazım. Mücadele. Her alanda mücadele edilirse eğer netice elde edebiliriz. Öteki türlü bir tarafı boş bıraktığınızda sorunu çözmeniz mümkün olmuyor. Bataklık kurumuyor. Takipçilerimiz var. Ben çok fazla da oralara da girmedim. Ömer Akif Keskin izleyicilerimizden muhtemelen de bir evladımız diyelim ona. Bilal amca, bizim okulda konferansa gelir misin? Az önce konferanslarda bahsettiniz. Seve seve. Çağrıldığımız her yere gidiyoruz istisnasız. O zaman arkadaşa biz cevap verelim. Derneğimize irtibat kursunlar. STK'ların talepleri olacaktır. Programımız aracılığıyla. Okulların talepleri olacaktır. Ya da biz de sizinle birlikte burada ailenin bir ferdi sayın. Bu mücadele hepimizin. Bu eyvallah, sorun hepimizin. Eyvallah. Özetle derneklerin, STK'ların, okulların talepleri olacaktır. Daha sonra biz anlatacağız. Bu talepleri nasıl değerlendirmeliyiz Sayın Başkan? Biz bir kere çağrıldığımız her yere gidiyoruz. Türkiye'nin neresinden ararlarsa arasınlar. Her yere gitme gayretindeyiz. Zaten 73 vilayette bizim gönüllülerimiz var. Dokunabildikçe de. Var. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Ama bir elin nesi var? İki elin sesi var. Yani bizim yeni temiz toplum gönüllülerine ihtiyacımız var. Her yere yetişme şansımız mümkün değil. Ama bulundukları bölgede her arkadaşımız bir temiz toplum gönüllüsü olursa biz onlara da mihmandarlık yaparız ve netice elde etme şansımız çok yüksek olur. İnşallah Altaş TV'de bu noktada ön ayak olursa biz tüm sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparız. Hatta şöyle bir şey de söylüyoruz. Buyursun. Bizim logomuzu kullanmasanız da olur. Çünkü bizim derdimiz bizim derneğimiz öne çıksın falan değil. Bizim derdimiz çocuklarımız kurtulsun. Bu problemlerden uzak tutalım çocuklarımızı. Aksi takdirde attığımız adımların bir kıymeti olmaz ki. Söylemlerinizin hepsine harfiyen katılıyorum, destekliyorum. Az önce de dedim, konferanstan da talep geldi. Hep beraber bu süreci götürelim. İlerleyen dönemlerde de notlarımızı alalım. Not değil, zaten notlarla girmedik. Evet. Çok da doğal bir program oldu. Bunu gençlerle yani sonlandıracağız programı, veda edeceğiz. Veda etmeden önce gençlere girizgah yaptınız. Aileler ne yapmalı? Gençler bu konuda kendilerini nasıl önlem almalı, ne yapmalılar, kendilerine dış kötü etkenlerden nasıl korumalılar diye bir iki dakikalık zamanımız eyvallah, kaldı. Tabii ben az önce dediğimiz gibi Bilal amcası, Bilal abileri, Bilal başkanı eyvallah, neler söyler bir iki dakikalık zamanımız. Tabii önce aileler, ben şunu söylüyorum, çocuğunuza sarılın. Çocuğunuza sarılmazsanız ona sarılmak için bekleyen kötü niyetli insanlar olduğunu unutmayın. Bu bir önce aile. Aile, çocuğuna sarılacak. Çocuğuna sarılırsan üstünde kötü bir koku varsa fark edersin. Morali bozuksa anlarsın. Ya da bir derdi varsa seninle paylaşabilir. Çocuğunuza sarılın. Bu bir. İki, çocuğunuzla vakit geçirin. Vakit geçirmekten kasıt çocuk odasında, sen oradasın, babası öbür tarafta değil. Birlikte bir şeyleri paylaşın. Bir yeteneği varsa o yeteneğin önünü açın. Onun doğru rol modellerle muhatap olmasını sağlayın. Her zaman yanında olduğunuzu hissettirin. Eğer tuzağa düşmüşse, kandırılmışsa sakın ümitsizliğe, umutsuzluğa kapılmayın. Mutlaka çözümü derdi var. Derdi veren dermanı da verir. Allah'ın izniyle biz her bağımlı evladımızın kurtulabileceğine,
Ne kadar düşük gözükse de oranlar, Allah'ın lütfu inayetiyle her çocuğumuzun kurtulacağına inanıyoruz. Yeter ki aileler vazgeçmesinler. Yeter ki o motivasyonunu eksik etmesinler. Diğer taraftan çocuklarımız da. Gençler. Çocuklarımız bir kere bir yaşadıkları hayatı doğru tahlil etsinler. Biz hayat dediğimiz yolculuğu yorumlarken şöyle yorumluyoruz. Dümdüz bir yol değil. İnişler var, çıkışlar var, sorunlar var, çözümler var. Eğer sorunları gördüklerinde geriye dönüp giderlerse başarılı olma ihtimalleri yok. Sorunun üstüne gidecekler. Kötü alışkanlıkların büyük bir bölümü de sorunlardan kaçarken oluyor. Ben hep konferanslarımda, okullarda şunu söylüyorum. Kaçarsanız size ne derler? Korkak derler, Bilal abi diyorlar. İşte cesur olacağız ve sorun varsa da sorunun üstüne gideceğiz. Bizim başarımızı da o belirleyecek. Ve dolayısıyla kötü alışkanlıklarla da karşılaşacağız. Olumsuz bir şeyle karşılaştıklarında da mutlaka okuldalarsa okuldaki yetkilileri, sokaktalarsa aileyi, kolluk kuvvetlerini haberdar etsinler. Çünkü sizi tuzağa düşüremez o kötü niyetliler belki ama sizden sonra başka birisini tuzağa düşürmeye çalışacaklar. Başka birilerinin de tuzağa düşürmesinler istiyorsak haberdar edeceğiz. Aile, okul, sokak arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Ve dediğim gibi her çocuğu kendi çocuğumuz olarak göreceğiz. O zaman mesele çözülecek. Çünkü bizim sloganımız, onunla bitirmiş olayım. Her insan bir dünyadır. Her insan yani bir bugün dünya. Aile hangi partili olursa olsun, hangi memleketten olursa olsun her çocuk kıymetli ve o çocuk bizim ülkemizin kaderini değiştirebilir. Öyle düşüneceğiz. Bu program da çok kıymetli oldu. Eyvallah. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ne yalan söyleyeyim. Hani ben de bir ebeveynim. Benim de çocuklarım var. Etrafımızda çocuklar var. Ne olur temiz toplumu takip edelim. Derneğimizi, süreçleri ve çocuklarımıza çok değer verelim, kıymet verelim diyoruz. Başkanım teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde bir konu, bir gündem şeklinde devam ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim Konuşuyorum programımızın sonuna geldik. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Konuğumuz Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Sayın Bilal Ay oldu. Temiz Toplum'da neler yapıldığı, derneğimizin süreçleri, bağımlılıkla mücadeleyi konuştuk. Haftaya bir başka konuğumuzla karşınızda olabilmek ümidiyle esen kalın. Özgür Danışmanlık Konuşuyorum'u sundu.